belediyeler, ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, değerli hanımefendiler, değerli emekçi, parti emekçisi arkadaşlarım, değerli yönetim kurulu üyelerim, değerli partililerim, hepiniz hoş geldiniz. Tekrar bir aradayız. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Partim ve şahsım adına, genel başkanım adına hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Son günlerde özellikle tek adam saray iktidarının seçimi nasıl aldığını, seçimi hangi hilelerle aldığını çok açık ve net anlatan Tele1 televizyonun genel müdürü Merdan Yanardağ'ın bir komployla tutuklanmasında buradan yine Ardahan İl Başkanlığı'ndan nefret tepiniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, bağımsız medyayı, özgür medyayı ve doğru haberciliği yapan gazetecileri susturamayacaklar. Biliyorsunuz Türkiye gazetecilere tanınan özgürlükte Bangladeş'in daha altındayız. Yani Bangladeş bizden daha üstte. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O mücadelemiz de devam ediyor. Yine değerli arkadaşlarım, bundan 30 yıl önce buradan onları da analım. Anılarına saygıyla buradan 30 yıl önce 2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta Pir Sultan Abdal etkinlikleri şehitlerine giden 35 aydınımızı ve sanatçımızı, Türkiye'nin aydınlık yüzü olan 35 aydınımızı ve sanatçımızı maalesef yobazlar, kahrolsun Cumhuriyet, yaşasın şeriat diye bağırarak, onlara bağırarak katlettiler. Onları da buradan saygıyla anıyoruz. Kanları yerde kalmayacak, mutlaka bir gün hesabı sorulacak. Maalesef Türkiye'de sanki her şey yoluna girmiş, sadece Cumhuriyet Halk Partisi var. Maalesef bunu birçok basın da bilerek yapıyor. Yani doların 27'ye gelmesini unutturmak için. Halkın işte asgari ücreti artırdık, oysa artırmadan, daha cebine girmeden 11.400'ün 700 lirası gitmesine rağmen hala biz çok iyi artırdık diyor. Yine en düşük memur maaşını 22.000 yapacağız diyorlar ama 1000 lirası şimdiden gitti. Yani daha maaş artırılmadan gitti. Yine halkımız yoğun bir şey içinde, ekonomik sıkıntı içinde. İnsanlar geçinemiyorlar. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Bir örgütün arkasında üyeleri, gönüllü Cumhuriyet Halk Partileri olmadan bizler bir şey değiliz. Sizler varsanız biz de varız. Yine hepinize geçirdiğimiz süreçte Ardahan'da genel başkanımız, cumhurbaşkanı adayımızı birinci ve milletvekilimizi de seçme başarısını zor şartlarda, çok sıkıntılı ve zor şartlarda, çünkü bizim hepiniz biliyorsunuz biz AKP'yle mücadele etmiyoruz. Biz devletle, bizzat devletle yarışıyoruz. Devletin imkanlarıyla yarışıyoruz. Devletin jandarmasıyla, devletin valisiyle, kaymakamıyla yarışıyoruz. Köylere yapılan baskıları hepiniz biliyorsunuz, muhtarlara. Bu köyden oy çıkmazsa bu köye hizmet getirmem, yolunu aşmam, şunu bir daha valiliğe gelmem. Bunları hepiniz duyuyorsunuz. Ama hepinize teşekkür ediyorum. O süreçte bizimle birlikte olan milletvekili lerimiz, ayrıca belediye başkanlarımız da o dönemde hepsi bize gerçekten önemli katkılar sundular. Hepinizin gücüyle, hepinizin katkısıyla Ardahan Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy alarak sizlerin sayesinde ciddi bir, önemli bir başarı elde ettik. Bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü yapılan o, gördüğümüz o. O süreçte katkı koyan bütün arkadaşlarımıza, hatta bütün muhalefet partilerine de burada sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Nice bayramlara diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Aslında bir bayramlaşma programıydı ama biraz bir danışma kurulu toplantısına dönüştük. Ben öncelikle seçim süresince hepinizin çalışmalarından dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geldiniz, baş koydunuz, birlikte yol aldık. Hatalarımız oldu, doğrularımız oldu. İnsanın olduğu yerde hatanın olması normal. Genel Başkanımıza yemin günü gittiğimde size dedi, ayrıca teşekkür ediyorum dedi. Neden efendim dedim? Çünkü şu dedi, ikinci tur seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun arttığı iki tane şehir var yüzdesel olarak. Birisi Tunceli, birisi Ardahan.
Bunun için selamlarını iletti. Üstünde kalması hepimize iletmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Dönüp bakınca şu anda CHP üzerinde inanılmaz bir algı operasyonu var. Partimizi itibarsızlaştırma ve bölme operasyonu var. Bunun nedeni ne? Çünkü önümüzde bir yerel seçim var. Bu sadece bir kişinin hatası değil. Bu genel olarak o kurgunun yaptığı bir strateji hatasından dolayı biz bu seçimi kaybettik. Bunu kabul etmemiz lazım. Dönmemiz lazım. Yeni seçimde nasıl bir strateji kuracağız? Nasıl bir oyun üreteceğiz? Ve en önemlisi halka nasıl ineceğiz? Şimdi oy alamadığımız kesimleri tespit edip bu adamlar bize niye oy vermiyor? Neyimizi anlatamıyoruz? Niye bize yan bakıyorlar? Diye gidip bu adamların elinden tutmak. Bunlara dokunmamız lazım. Bakın mecliste hemen gittik. Sizden de ayrı ayrı hepinizden rica ediyorum. Memlekette yaşanan sorunları hızlıca bize bildirirseniz biz de onlarla ilgili elimizden gelen çabayı yapacağız ve insanlar seçim döneminde size diyecek ki iyi ki size oy vermişiz. Bakın memleketimizde çok ciddi bir şap hastalığı var. Hepiniz bunu yaşıyorsunuz günlük hayatta. Bunu ulusal medyaya, meclis gündemine bir taşıdık. Günde belki 5-10 kaç telefon alıyoruz arkadaşlar? Arıyorlar, ya hakkınızı helal edin diyor. Size oy vermemiştik diyor. Tek siz dile getirdiniz, tek sahip çıkıyorsunuz diyor. Şimdi biz bunlar ne kadar arttırabilirsek insanlara, ya bunlar aslında yapabiliyor, bu adamlar yönetebiliyor, işte sahip çıkıyor. Bu algıyı oluşturmamız lazım. Şimdi önemli bir seçime geliyoruz. Yerel seçimlerde biz bu tempoyla gidersek Türkiye genelinde iyi şeylerle karşılaşmayız. İttifaksa ittifak yapacağız. Gerekiyorsa. Bunları yapacağız. Çünkü alabileceğimiz belli yerlerdeki oy oranımız belli. Ya biz kahramanız diye girip kaybetmektense mantıklı ittifaklar yaparak ama onun bu seçimdeki kadar belki fazla taviz vermeyeceğiz. İnsanlar öyle düşünüyor. Çok fazla taviz verildiğini. Sınırlarını çizerek ne hak ediyorsa o değeri vererek, hak ettiği değeri vererek ittifaklar kurarak biz bu seçimleri başarıyla çıkaracağız. Herkes bu motivasyonda olmalı. Herkes bu tempoda koşmalı. Dediğim gibi bir çalışıyorsak iki çalışacağız. Eksik görüyorsak belirteceğiz. Benim eksiğim vardır, olabilir, olacaktır. İnsanın hata olabilir. Birlikte kol kola yürüyeceğiz. Birlikte kol kola gireceğiz. Ve birlikte başaracağız. Stratejimiz bu olacak. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Ben o süreçteki yapılan yanlışların tartışılmasının önemli olduğunu, eğer yapılacaksa bir değişim ve dönüşümün de ondan sonra konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi daha neyi yanlış yaptığımızı konuşmadan hemen böyle bir değişim dönüşüm sürecinden bahsetmenin bu partiye verilecek en büyük zarar olduğunu düşünüyorum. Eğer bir yeni bir sistem inşa edilecekse bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önderliğinde olabilir. Başka türlü olma şansı yoktur. Tayyip Bey Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan hemen sonra aynı gece İstanbul'u almaktan bahsetti. Evet, doğru. Ve şimdi maalesef onun altyapısını oluşturmak için bir bölünmenin, parçalanmanın altyapısını oluşturuyor. Ve maalesef bizim içimizdeki bazı gruplar, kişiler de kendi kişisel kariyer planlamaları için bence düşüncesizce bu buna su taşıyorlar. Yoksa efendim getirip bütün Erdoğan'daki sorumluluğu il başkanımıza, milletvekili adaylarımıza, genel başkanlarına yükleyip kenara atarsak o zaman hata yaparız. Onların suçu var mıdır? Vardır. Benim de var. Herkesin var. Ama artık bence önümüzü kurgularken bunların dışında kurgulamamız lazım. Ben bireysel olarak genel başkanın o süreçte yapabileceği başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. İyi kurgulamamız lazım. Neyi niye eleştirdiğimizi doğru analiz edip ona göre bir eylem planı ve değişim planı koymak lazım. Bunun sonucunda benim gitmem gerekiyorsa ben giderim. Başkanımın gitmesi gerekiyorsa o gider. 24 yıl gönderemiyoruz. Kalacak onu çekeceğiz. Ama eminim o da ülkesini seven birisi olarak kendisinin bu işin önünde olduğunu bilirse o da istifa eder. Bu tartışmaların ötesinde biz neden kendimizi ifade edemiyoruz'u tartışmamız lazım. Bir yenilgi var ama bir hizmet yok. Sabah gazetesine bakıyorsunuz.
öyle bir anlatıyor ki sanki 30 puan fark atmışlar gibi hezimet gördüm. Ya ne hezimeti? 2 puan. 2 puan daha alsak, değil mi? 2 puan 48 yerine 51 alsak, 50.1 olsa, 50 artı 1 olsa 2.5 puan. Cumhurbaşkanı şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi.